Herkese yeniden merhabalar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün mutfak turunu çekeceğiz birlikte. Mutfağın içlerini göstereceğim size detaylar ile birlikte. Başlayalım. Başlamak istiyorum öncelikle. Bizim buzdolabımız buraya sığmamıştı. Biz de buraya bir erzak dolabı yaptırdık. Şöyle üst tarafı erzak değil tabii. Burada benim fazlalıklarım var. Yani dolaplara sığmayan şeyler. Burada tepsilerim. Burada çöp poşetleri bu şekilde, stoklu bir şekilde. Burada işte eldivenler, kilitli poşetlerim, plastik pipetler. Ondan sonra daha sonra buraya geldiğimiz orta kısmı, en üst kısımda bunlar vardı. Orta kısma geldiğimiz zaman da benim çaydanlığım, günlük, yani bunu kullanıyoruz kullanacağımız zaman. Çok çay içmiyoruz zaten. Burada büyük tencerem, düdüklü tencerem, işte döküm tencerem, döküm tavam, süt, yumurta haşlamak için bu. Blender seti var. Arkada da smoothie için bir makinem var, Grundy'in. Onu kullandıkça çıkartıyorum. Bir de portakal sıkma makinesi var, Philips'in. Onu da kullandıkça çıkartıyorum. Buradaki de Nespresso'nun. Bunu ben kışları kullanıyorum. O yüzden şimdi yazın hep soğuk kahve içtiğim için şimdilik buraya koydum. Bu da sarmanın böyle üstüne koyduğum bir şey. Adını bilmiyorum ama güzel oluyor. Ondan sonra en alt, buranın en alt kısmında da air fryer'ım, tost makinem ve blender, yine el blender'ım var. Air fryer'ı direkt burada kullanıyorum. Hiç çıkartmıyorum. Tost makinesini de bazen burada kullanıyorum, bazen çıkartıyorum. Duruma göre değişiyor. Hani ne yapacağımı, ekmek sıcaksam burada direkt açıp ısıtıyorum, kapakları açık bir şekilde. Bu da el blender'ım. İşte ihtiyaç oldukça çıkartıp kullanıyorum onu da. Daha sonrasında bu erzak dolabını kapatıyorum ve aşağı geçiyorum. Asıl erzak kısmı burası. Şöyle, burası benim bütün bakliyatlarımın olduğu bölüm. Buraya her şeyim sığdı. Gördüğünüz üzere benim alt kısımda cam kavanozlarla birlikte koymuş olduğum, bütün günlük kullandığım bütün ürünler burada. Yan tarafta da yine stokladığım ürünler var. Gelecek olursak bunları da ben ayrı ayrı paketledim. Makarnalar falan şöyle. Şunlar iki yanın kilitli poşetleri. Üstlerine yazdım hani bilemeyeceğim tarzı olanları. Sırasıyla böyle biraz karışık gözüküyor ama en düzenli hali bu şekilde. Şurada çerezlerim var. Burası böyle. Çok çok yeterli. Çok yetiyor. Buraya geleceğim. En üst kısma. Ben klasiktir herhalde herkeste. Burası böyle benim fazla çaydanlıklarımın olduğu. Blender setimin bu parçası. Bu tarafta, sağ tarafta şey var. Kek kalıplarımın hepsi, yani çoğu burada. Hatta kek kalıplarının hepsi burada. Muffin kalıbı. Kek kalıpları. İşte baton kek kalıbı. Şöyle. Şu şekilde. Bunlar da böyle. Aşağı, arkada plastik piknik için kullandığımız tabaklar var. Bir de böyle aşure kapları var. Gözüküyormuş ama bilmiyorum ama orada da plastik kaplar var. Yani burası daha çok az kullanılan ürünlerin olduğu yer. Böyle burası bitiyor erzak kısmı ve tezgaha geçiyoruz. Tezgah kısmında da burası bulaşık makinesinin olduğu yer. Yarı ankasa bir bulaşık makinem var. Tezgahın üstüne genelde bir şey koymayı sevmiyorum. Üst kısmında da böyle bulaşık makinemin üstünde şu şekilde benim işte bulaşık tabletlerim. Ondan sonra sıvı deterjanım. İşte bulaşıkla alakalı parlatıcısı. Şöyle. Sonra bu ocağımla ilgili ocak temizleyicisi.
buzdolabı temizleyicisi ve karbonatım var. Bunları genelde çoğunlukla kullandığım ürünleri burada saklıyorum. Bu tarafta da benim mutfak önlüklerim var. İşte kurulama bezlerim. Şunlar tek tek. Bunlar da tezgah bezleri, yedekleri. Kullandıklarım şu anda altta, tezgahın altında. Burası bu şekilde. Bu kutumda da mutfak havlularım var. Şöyle göstereyim. Mutfak havluları da bu şekilde. Kirlendikçe buradan alıyorum, koyuyorum ve yıkadıkça buraya geri koyuyorum. Burada muhafaza ediyorum mutfak havlularını. Yanında da benim eldivenlerim var. Ben yemek yaparken bu eldivenleri kullanıyorum. Hem tırnaklarım uzun kullanıyorum hem de yiyecekler biraz ellerim rahatsız ediyor. Hem de hijyen açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Üst kısımda da burası benim ilaç kutumun. Burada ilaçlarım var, ilaç kutum. Arkada sofra bezi var. Onda şu anda kullanmadığım plastik su şişeleri var. Yanına gelecek olursak bu yan tarafına. Arkada Brita'nın yedek filtreleri. Ondan sonra üstüne yazdığım kağıt rulo. Onun yanında. Burada da bu işte ürünleri dökülmesin diye kullandığım huniler var. Bu dolap bu şekilde. Ondan sonra yan tarafına geçiyoruz. Burada bir lavabomuz var. Lavabonun üstünde benim günlük yemek takımlarım var. Şöyle. Bunlar ve bunlar benim günlük yemek takımlarım. Bu Portland'ın günlük yemek takımı. Christina serisi. Kendiliğinden desenli. Çok memnunum. Çok severek kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle görebileceğiniz üzere. Bunun hem kasesi. İşte şunlar küçükler, çok kullanışlı. Bunlar çorba kasesiydi. Şu önemli göstereyim. Şu küçük kaseler. Şu büyük servis tabağı. Bu çorba kasesi. Bu yemek tabağı. Bu pasta tabağı. Bu da yine düz servis tabağı. Burasına gelecek olacak. Bunlar da Karaca'nın bir yemek takımı. Bu da makineye giriyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama işte böyle çatlak çatlak oldu. Bunda belli olmuyor ama bazı ürünleri öyle çatlak çatlak. Ama yine de deseni falan çıkmıyor. Gidene kadar kullanacağız. Burası da H&M Home'un. Şöyle göstereyim. Ben bunları çok çok beğeniyordum. Evlendikten sonra aldım bu seriyi. Şunu çıkartalım, şöyle gösterelim. Bu şekilde. Bunlar genelde misafirlerim geldiğinde kullanıyorum. Çok çok beğenerek aldım bunları. Bunun çorba kasesini bekliyorum stoklara. Gelmedi hala. Gelince onları da alacağım. Onun yanında şöyle antropolojiden aldığım küçük kaselerim var. Bunlar şöyle küçük minik. Ben bunlara işte çerez koyuyorum. Dondurma. Ondan sonra ne bileyim hani koyabilecek her şeyi koyuyoruz. Şu şekilde bunları da çok severek aldım. Böyle. Bu şekilde. 6 tane var bundan da. Bu arada bütün yemek takımlarının hepsinin 6'şer tane var. 6 bundan, 6'şer bundan, 6'şer bundan, 6'şer bundan. Hepsi 6 kişilik günlük yemek takımlarım. Şurada bir havlum var. Sürekli ellerimi buna yıkayıp buna siliyorum. O yüzden çok çok kullanışlı. Çok seviyorum yani bu tarafı. Burada bir benim bulaşık alanım aslında burası. Şöyle göstereyim ki burada bir çöp kovam var. Zaten açılınca direkt açılıyor. Şurada benim bulaşık deterjanım. Bulaşık eldivenlerim. Kullandığım sürekli süngerlerim. İşte tezgah böyle suyunu şey yapmak için şu çekecek. Burada çöp kovası için bir çöp poşetim var. Burayı ben yapıştırdım. Daha kullanışlı oluyor. Bu şekilde alıyorum. Bu bezi buradan alıyorum. Bunu ben astım. Kokmasın diye buraya asıyorum. Hiç koku da olmuyor. Direkt kuruyor bu şekilde asılı olduğu için. Ondan sonra şöyle el sabunum var. Daha sonrasında şu bulaşık matlarım var. IKEA'nın iki tane. Şu şekilde. Bunları yine bulaşık yıkadığım zaman kullanıyorum.
böyle bulaşık ürünlerim. Şişe yıkamak için bir fırça, bulaşıklar için bir fırça. Ondan sonra yine bir bulaşık eldiveni. Bunlar bu arada yani çok harika değil, elden kayıyor ürünler ama bazı büyük ürünler için güzel oluyor ama küçükler için elden kayıyor, biraz tehlikeli. Şöyle eldivenler bu şekilde. Şu yine bulaşıklarımı işte tabak çanak yıkadığım zaman çıkartıyorum, bunu kullanıyorum. Yine burada Ikea'nın bir temizleme fırçası var, bunu da lazım oldukça çıkartıyorum. Onun dışında burada böyle çok fazla bir ürünüm yok. Şöyle bir gösterelim genel olarak burayı da. Lavabo altını bu şekilde kullanıyorum. Şurada poşetler var, şu kenarda poşetler var. O siyahın içine market poşetlerini koyuyorum. İhtiyaç oldukça çıkartıyorum. Burası da bu şekildeydi. Sonrasında bu lavabonun yan tarafına geçiyoruz. Üstten başlayalım. Üstte benim çok iyi kullanmadığım pasta takımım, ondan sonra sufle kapları, salata kasesi ve onun küçük kaseleri. Ondan sonra burada da az önceki yemek takımlarımın büyük kaseleri. Şöyle şu H&M'un, şu Portland'ın böyle. Bir de bu Ikea'nın var. Bunu da poğaça falan, ekmek vesaire koyuyorum kahvaltılarda ya da işte akşam yemeklerinde. Onun yanına geliyorum. Burada da Paşa Bahçeli'nin Nude serisinin böyle salata seti gibi bir şey bu. Bir ayaklı var böyle, bir de iki tane düz var. Bunları da çok seviyorum. Misafirler geldiği zaman çok çok kullanışlı. Makineye de giriyor. Çok rahat bunun kullanımı. Pasta takımımı da göstereyim. Şöyle. Pasta takımında Jumbo'nun şöyle bir pasta takımı. Bunu bir iki kere kullandım. Açıkçası gerek var mı böyle bir şey? Bence gerek yok. Ben o hevesle almıştım ama... Çok yani seviyorum hala ama hani çok gerekli bir şey değil açıkçası. Yeni çeyiz yapacaklar olursa önerim. Yani gerek yok. Zaten bir sürü tabak oluyor. Bu çok da gerekli bir şey değil açıkçası. Ama şu salata kasesini göstereceğim. Şuna aşırı memnunum. Çünkü benim yemek takım, misafir yemek takımının yanına ben bunları koyuyorum salatalarıyla birlikte. Şöyle göstereyim. Çok güzel oluyor. Bunlar da Portland'ın. Bu büyük salata kasesi. Bunlar küçükleri. Çok çok kullanışlı ve güzel oluyor. Çok memnunum bundan. Böyle bir şey olabilir. Yani bu da elzem değil ama bundan ben memnunum. Daha sonrasında bunun yanına gelelim. Burada da benim Staub'un fırın kapları var. Bunları buraya koydum. Şöyle iki tane. İki boyutu var. Biri küçük, birisi büyük. Bunları da kullanıyorum, severek kullanıyorum. Çok çok kullanışlı. Borcamlar da aslında bu görevi görüyor. Ben de çok fazla borcam var, çok fazla borcamım yok. İki tane de bunlardan aldım. Gayet yeterli oluyor. İki tane de borcamım var. Bir de şurada baton kalıp borcamım var ama varmış ki. Ondan sonra burada da benim Zwilling'in şeyi var, hassas terazisi var. Kek pasta yapacağım zaman bunu kullanıyorum. Güzel oluyor, gayet kullanışlı. Burada da benim günlük kullandığım kaselerim, yoğurtları vesaire şunlara koyuyorum. Bunlar Zwilling'in kaseleri. İşte bunlar mesela biraz çıkmak üzere. Bu da bununkiler çıktı. Çift cidarlı ama çok memnunum. Gayet güzel. Yani tek bu amblemleri çıktı. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Bunun yanına geleceğim. Burada da benim bu kahve yanı su bardaklarım var. Bunlar da kesinlikle elzem değil. Evet, misafir varken bazen kullanıyorum ama çok çok lazım ürünler değil bence. Ben nişanında kullanmıştım bunu, o yüzden şu an evimde. Arkada bir peçeteleyim var. Genelde biz rulo havlu kullanıyoruz, kağıt havlu ama bunu da yine çıkartıyorum arada bir. Bunlar da yine Jumbo'dan almış olduğum kaselerim. 8 tane var, 4 bundan. Bunları çok seviyorum. Şöyle
gayet kullanışlı, makineye giriyor, hiçbir sıkıntıları yok. Her şeyi koyuyorum, yoğurt, çerez vesaire. Bu da böyle beyaz rengi, bir yeşil, bir de beyaz rengi var bende, iki renk bu şekilde. Ve burada benim toplamda iki tane çay bardağı takım var. Bir tanesi bu. Şu koleksiyonun şöyle çay bardakları. Çok güzel. Bu takıma bayılıyorum bu arada. Çok çok beğenerek kullanıyorum. Çünkü çok incecik bardakları. Yani müthiş. Şöyle hepsi farklı. Hepsinin bir anlamı var değil mi? Şu an hatırlamıyorum anlamlarını. Hepsi farklı. Bu direkt bardak buraya oturuyor şu şekilde. Şöyle kaynıyor vesaire olmuyor. 6 kişilik çay bardağı. Biz çok çay tüketmediğimiz için 2 takım yeterli oluyor bu arada. Şunları yanına geçelim. Benim günlük su bardaklarım bunlar. Bunlar çok lekelendi. Bahsetmiştim memnun kalıp kalmadıklarımdan. Ama dediğim gibi bunlar yani gidene kadar kullanacağım. Lekeli de olsa beni idare ediyor. Bunlar bir blok. Bir blok oluşundan kaynaklı olabilir diye ben yorumluyorum. Çünkü diğer hiçbir bardağım hiçbir şey olmadı Paşa Bahçe'nin. Bunlar aslında çok güzel. İçimde çok kolay. Tam günlük su bardağı bunlar. Burada sadece su bardağı olarak bunları kullanıyorum. Günlük bunları kullanılıyor çünkü. Onun yanına geldiğimiz zaman yine Paşa Bahçe'nin. Şunu da alayım. Bu da benim ölçü bardağım. Hep burada. Ona yer burada daha kolayına geliyor. Bu da yine Paşa Bahçe'nin bir çay seti. Şöyle. Bu da yani günlük genelde. De, iki takım var dediğim gibi. Başka bize yeterli oluyor. Başkaca bir takım almaya ihtiyaç duymadım. Bundan da memnunum. Gayet güzel. İkisini de misafirlerime de sunuyorum. Kendimiz de kullanıyoruz. Gayet memnunum yani bunlardan. Bu kadar. Bu kısım da bu şekildeydi. Altına gelince şu şekilde yine şundan da bahsedeyim. Bu benim havlu kağıtlığım. Bunu ben yapıştırdım. Çok elimin altında olmasını çok seviyorum. Direkt buradan alıyorum. Kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Bundan memnunum bu şekilde. Ondan sonra burada kettle'ım var. Onun altında bir mermer ne denir? Tepsi koydum. Zarar görmesin diye. Çünkü sonuçta tezgah ıslanıyor vesaire. Zarar görmemesi açısından mermer koydum. Onun yanında, onun altına gelelim. Burada sadece bir kettle'ım var. Başka da bir şeyim yok açıkçası. Tezgahta sadeliği çok seviyorum. Onun altına gelelim. Kaşıklık, burada kaşıklıklarım ve tencerelerim olduğu bölüm. İlk bölümde şöyle benim günlük yemek takımım burada. Ondan sonra bu plastik servis kereçleri, karıştırma zımbırtıları. Bu da benim ocağımda kullandığım temizleyici. Böyle. Ondan sonra bunlar stobun karıştırma gereçleri. Şu şekilde. Burada IKEA ve stob ve ballerini karışık. Şöyle bunlar IKEA'nın. Şu ballerini. Şu stobun. Şu IKEA'nın bunlar da. Böyle. Burası da bu şekildeydi. Bunlardan memnunum ama bunlar makineye girmiyor. Makineye giren bir şey istiyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun dışında tavsiye ederim. Yani gayet görüntüleri güzel. Kullanımı da rahat. Hiç çizme yapmıyor. Öyle söyleyeyim. Burası Jumbo'dan almış olduğum bir takımdı. Günlük yemek takımı. 12 kişilik. Hepsi de buraya sığdı. Günlükte bunları kullanıyorum. Çok rahat. Makineye giriyor. Çizilme tabii ki az buçuk oldu. Ama yani gerçekten çok çok memnunum. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle şu şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle 1800 serisi bu Jumbo'nun. Bunlar da böyle tatlı kaşıkları. Şu şekilde. Bir de çay kaşığımız var. Böyle ben yıllar önce 1000 liraya almıştım bütün seti. Şöyle bu şekilde. Bunun altına gelecek olursak burada da yine benim çelik servis setlerim var. Buradan başlayayım öncelikle. Korkmaz'ın çelik servis setleri var. Bunlardan çok memnunum. Bu da böyle İngiliz Home'un bir kaşıklığı var burada. Yedek. Benim diğeri kiremci. Bunu kullanıyorum.
Bu limon sıkacağım. Şurada da yine Korkmaz'ın iki yana şu sarımsak ezicisi ve yine Korkmaz'ın servis, işte servis değil de ne oluyor artık, pizza kesicisi vesaire, böyle ıvır zıvırları var. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman da benim bütün bıçaklarım burada. Aslında bu Zwilling'in standlı almıştım. Çeyizimde de göstermiştim ama standını kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi tezgah koymam gerekiyor. Tezgahta da beğenmiyorum. Bu şekilde bütün bıçaklarım burada. Yine soyacağım, açacağım. İşte çay için bu. Korkmaz'ın yine bu. Ve burada gold bir yemek takımım var. Böyle 6 kişilik. Şöyle bunu aslında 12 kişilikti bu. Annemle yarı yarıya böldük. Bunları da size şöyle göstereyim hemen. Biraz su lekesi oluyor açıkçası. Yani ne kadar yıkarsam yıkayayım. Şu şekilde. Bir saniye. Şöyle. Ama çok çok güzel. Yani makinede falan yıkanıyor. Böyle bu şekilde incecik bıçağı falan çok güzel. Şöyle kaşığı da bu şekilde. Burada da şöyle şunları da göstereyim. Tatlı kaşıkları için şu şekilde. Yine incecik. Vallahi ismini falan yazarım, hatırlamıyorum. Kaç serinin ismini hatırlamıyorum. Şu şekilde bu da. Şöyle tatlı kaşığı var. O da böyle. Çay kaşığı var. Bunu böyle sunumlarda falan kullanıyorum. Instagram'da bir internet sitesinden almıştım. Bu da böyle porselen bir kaşık. Yani duruyor. Bir bardağın içinden çıkmıştı galiba. Tam hatırlayamıyorum. Burası da böyle bu şekildeydi. Bir alt çekmecede de benim tencerelerim var. Böyle burada kapaklar için Ikea'dan bir düzenleyici almıştım. Çelik tencerelerim ve granitler için. Burada tavalarım var. Bu şekilde. Burada yine granit tencere setim var. Burada Zwilling'in Vitality serisi çelik tencerelerim. Minik tencerelerim var. Bir tane böyle sosluğum var. Bu da Madame Coco'nun. Şöyle yağ falan yakıyorum burada. Ve burası böyle tencere kısmı. Bu şekilde düzenleyebilirim. En düzenli hali böyle. Kısımdan ocak kısmına geliyoruz. Bu Beko'nun bir ankastre seti, bu zaten vardı biz geldiğimizde. Ev tuttuğumuzda bu vardı. Bize ait değil ama gayet kullanışlı. Bu şekilde üçlü bir set. Gayet memnunum. Bunun altında şöyle küçük bir yerimiz var. Burada ben böyle işte bunları saklıyorum. Burada bunları muhafaza ediyorum. Şöyle streç filmler, yağlı kağıt, işte ne bunu, folyo, yedek pişirme kağıdı. Bir de bu Nespresso'nun şunu da biriktiriyoruz, kapsüllerini geri dönüşüme götürüyoruz. Daha sonrasında onu da buraya koydum. Burada pek bir şey yok açıkçası. Fırınla alakalı şeyler burada. Daha sonrasında buradan bu kısma geçiyoruz. Burada benim baharatlarım var. Bu şekilde. Şunlar benim yine Ikea'dan almış olduğum mandallarım. Arkada küp şekerlerim var. Çok kullanmıyoruz. Kullandıkça çıkartıyorum. Bir kavanoza koydum. Burası benim baharatlarım. Şu Plexi Trendyol'dan almıştım. Bunlar Ikea'nın baharatı. Bundan bir tane daha vardı. Eşim kırdı sağ olsun tuzluğunu. Sadece karabiber olarak kullanıyorum. Bu Tupperware'ın yağdanlıkları. Şu ikisi zeytinyağı ve sıvı yağ. Bunlar da böyle almıştım. Yedekleri böyle duruyor burada paketli olarak. Burası bu şekilde. Başkaca bir şey yok. Bu baharatlar benim için yeterli oluyor. Bu Ikea'nın baharatlarından ben 12 tane aldım. Böyle bu standı ona göre ayarladım. Gayet de her türlü uydu. Çok da kullanışlı oluyor. Şeyli olduğu için, şu şekilde basmaklı olduğu için pıt pıt görüyorsunuz hepsini zaten. Alabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Daha sonrasında burada bunları susamaçlı koydum şu an. Bunlar da benim kesme tatlılarım ama bunları çok kullanmıyorum. Bunlar daha çok dekoratif olarak kullandığım ürünler. Bu kaşıkla yine bir Ikea'nın. Bunu çok kullanmıyorum. Bunu hep kullanıyorum. O yüzden yıkıyorum, koyuyorum buraya. Bu hep burada. Bu da çok boş göründü gözüme. Yani boş seviyorum zaten ama bu biraz şey katıyor, renk katıyor. Seviyorum. Sonra alt kısma geçiyoruz. Bu Oxo'nun bir fırın eldiveni. Hiç yakmıyor. Müthiş bir şey. Şöyle içine sokuyorsunuz. Yine benim böyle
şeyim var burada. Yani takıyorum. Burada bunu kullanıyorum sürekli. Burayı açtığım zaman da burada benim saklama kaplarım. Ondan sonra şurada Zwilling'in ve Madame Coco'nun böyle saklama kaplarım var, cam. Bunlar veklerim, yine kavanozlarım, cam kavanozlarım. Şu bir şeyden çıkmıştı, trileçeden galiba. Bu hoşuma gitti, bunu saklıyorum. Bu benim soğan keseceğim, çok memnunum. Şöyle soğanları kesiyorum. Şu merdanem ayarlanabilir. Bu hangi markaydı? Joseph Joseph'a ait yine merdane ayarlanabilir. Ayarlayabiliyorsunuz inceliğini vesaire şuradan tek bir merdaneyle. Bu VMF'in soğan domates doğrayıcısı. Manuel el blender'ı. Bu IKEA'nın rendesi. Çok memnunum bundan da. Yine IKEA'nın bu kek un çırpıyorum. Un çırpıyorum bununla da böyle. Arkada plastik bir şeyim var. Saklama kabım var. Şu da kabak için kullandığım bir ürün. Kabak spagetti yapacağım zaman. Bunu kullanıyorum. Nihalem var. Kesme tahtalarım. İşte bunlar da yine Zwilling'in. Şu cam kesme tahtası. Sonra aşağı kısma geçtiğimiz zaman burada Paşa Bahçe'nin ve Zwilling'e ait bu karıştırma kapları var. Yine çeyiz videomda göstermiştim. Metal, cam. Çok kullanışlı oluyorlar. Arkada plastikler var. 3 tane plastik kabım var zaten. Bir de şu var. Cam. Saklama kabı gibi. Şunu göstereyim. Böyle ikili Paşa Bahçe'nin bir saklama kabı. Ya bunlar bana yeterli oluyor. Sayısı vesaire gayet güzel. Burada salata kurutucum var. Oxo'nun büyük boyu. Bu da çok güzel. Bu IKEA'nın süzgeçiydi. Burada süzgeçlerim var. Bu küflendi buraları. Sıcaktan mı artık neden bilmiyorum. Siliyorum ama yani küflendi. Ama yine kullanıyorum. Hani içinde bir şey yok. Sadece şuraları küflendi. Onun dışında bu yine Korkmaz'ın bir çelik süzgeci. Ondan sonra bu da Tupperware'ın bir süzgeci. Daha sonrasında burada bir balkonumuz var ve buzdolabımızı buraya koyduk. Bu Siemens'in XXL bir buzdolabı. Büyüklüğü bizim için yeterli oluyor. Ben sadece fon kullanıyorum. Akşamları kapatıyorum. Tül kullanmıyorum. Bu buzdolabını da buraya koyduk. Buzdolabını. Çünkü başka bir yerimiz yok. Onun yanında kahve köşesine geçiş yapıyoruz. Kapsüllerimi koyduğum bir şey var. Mıknatıslı bir ne deniyor buna? Düzenleyici var. Buzdolabı önüne magnet çok kullanmayı sevmiyorum. Bunu biz balayındayken almıştık. Bunu da kuzenim getirmişti. Çok bir magnetim yok. Burası kahve köşem. 3 tane kahve makinem var. Şöyle. Türk kahve makinesi, Nespresso kapsül makinesi, bir de Smain filtre makinesi var. Biz çok kahveciyiz. O yüzden bunlar bize yetiyor. Yani çok belki de bazılarımız için ama biz kullanıyoruz hepsini. Burada benim şöyle şu Linas'tan aldığım düzenleyiciydi bu. Burada Türk kahvesi ve filtre kahveyi. Bunları muhafaza ediyorum, vakumunu. Bu da yine Nespresso'nun kendine ait kapsül kavanozu. Buraya yine kapsülleri koyuyorum. Bu yine mermer altlı da H&M Home'dan almıştım. Bu resimleri de, şunları ben bir yerden almıştım Instagram'da. Bunları da buraya yapıştırdım. IKEA'dan bu çerçeveyi alıp buraya yapıştırdım. Daha sonrasında aşağıya geçeceğiz. Burası böyle benim bütün asıl bardaklarımın olduğu kısım burası. Şöyle kaymalı bir dolap. Ne deniyor bunu bilmiyorum. Kaymalı bir dolabımız var. Işıkla gösterirsem daha güzel olacak. Burada benim üst kısımda 6 kişilik koleksiyonun bir fincan takımı var. Nişanını da kullanmıştım. Şöyle gösterecek olursam böyle. Bu Karaca'nın 6 kişilik bir takımı. Günlükte kullanıyorum. Ondan sonra şöyle yanına geçelim. Bu Paşa Bahçe'nin bir 6 kişilik fincan takımı. Paşa Bahçe'nin 2 kişilik bir fincan takımı. Instagram sayfasından almıştım şöyle bir fincan takımı.
Bunlar da yine fincan takımları. Çay aslında takımları ama ben bunlarda kahve içiyorum kışları. Şu Madame Coco'nun çok eski bir sezon aslında, şu anda yok herhalde. Nescafe fincanı da olabilir. Bu da aynı şekilde. Bunda da yine kahve içiyoruz. Şu da Neşe Bahçe'nin bir takımıydı. Böyle iki kişilik bunlar. Pip Studio'nun içli kahve fincanı. Bu İngiliz Home'un bir kahve fincanı. Bu Madame Coco'lara benziyor. Bu Celetti'den kahve fincanı. Bunu da nişanımda kullanmıştım. Eşime kahve sunmuştum bununla. Pip Studio'nun iki tane böyle fincanları. Birisi beyaz, birisi böyle kahverengi. Bej daha doğrusu. Bu altlıkları H&M'in, ben bunları altlık olarak yaptım. Burası artık bardak kısmına giriyoruz. Cam bardaklar. Şunları ben Galeri Kristal'den aldım. 6 kişilik. Çok güzel soğuk kahve içiliyor, su içiliyor. Bayağı büyükler, güzeller. Şunlar Zwilling'in çift idarlı bardakları. Böyle bir iki boyu var bende. Bir bu. Bir de şu. Pinterest bardağı şöyle. İki tane de bundan var. Soğuk kahvelerimizi içiyoruz. Bu Paşa Bahçe'nin bardakları 6 kişilik. El yapımı bunlar. Elde yıkanıyor. Çok beğeniyorum. Çok seviyorum bunları. Bunları ben aslında günlük de kullanıyorum. Ben direkt günlük kullanıyorum. Paşa Bahçe'nin Timeless su bardakları 8 kişilik bunlar. Bir büyükleri, bir küçükleri var. Bunlar da Madame Coco'nun bardakları. Ben bunları Magnolia falan yaptığımda daha çok kullanıyorum. Muhallebileri koyuyorum. Güzel oluyor. Su bardağı olarak da kullanıyorum. Burada artık kupalar var. Bunlar el yapımı. Bir yine Instagram sayfasından. El yapımı bunlar. Şöyle 4 renk. Elene diye bir Instagram sayfasından almıştım. Galiba şu anda yok. Bunlar bu şekilde. Şöyle 4 renk. Ay'a benziyor. Moon'du galiba serinin ismi. Böyle ay şeklinde. Şöyle 2 tane var bundan da. Şu şekilde. Bir de altlıkları var. Lacivert. Bunlar Starbucks'tan almıştım. Bayağı eskiden yine, kupalarım siyah. Şunlar IKEA'nın. Şöyle bir göstereyim. İki rengi var. Bir lacivert, şöyle bayağı büyük. Bir de grisi var. Arkadakilerde Madame Coco'nun iki tane. IKEA'nın kupaları. Çek Cumhuriyeti'nden almıştım. Starbucks'ın kupası. Burada da anneannemin çok eski hacıdan gelme çay seti var. Aşağısına geldiğimiz zaman da benim burada servislerim var. İngiliz Home ve Madame Coco. Bunları misafirlerim vesaire geldiğinde ya da işte kahvaltılarda, işte kahvaltılıkları vesaire, akşam yemeklerinde de turşuları koyuyorum. Şurada pipetlerimi kullanıyorum bu bardakta. Bu da eşimin çocukluğundan kalma bir bardak. Arkada çay demlemek için küçük bir kupamız var. Şöyle gösterelim. Burada yine H&M Home'dan çayı demliyorum. Şunda. Arkada iki tane, kışın genelde onları kullanıyoruz. Şu an yazın dolapta başucu su sürahileri var. Termoslarım var. Ve bu cam Zara Home tepsim. Çok seviyorum bunu da. Bunun yeri burası, başka bir yer yok. Şu alttakiler de Amerikan servisi. Bunları balkonda kullanıyoruz. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim. My friends already told me. But I don't wanna listen. Köşemin ve bardaklarımın yanında da bar masam ve bar sandalyelerim var. Bu sandalyeleri evlenmeden önce aldık. Burası çok çok sonra, çok yakın arkadaşımın babası yaptı sağ olsun. Şu dolap, erzak dolabıyla birlikte. İki kişilik şöyle bir sandalyelerim var. Sandalye keyfi.com'dan aldım ben böyle iki tane sadece. Eşim de bana yetiyor. Çok çok seviyoruz. Ben çok beğendim. Bu sandalyeleri çok beğendim. Sırf yani bu sandalyeye göre bir masa yaptırdım. Şöyle bir bar sandalyesi. Gayet güzel. Kullanışlı. İki kişi için çok çok yeterli. Şu şekilde. Biraz ağırlar ama gerçekten bizim için çok çok iyi.
Bunlar da benim yine H&M'in Amerikan servisleri. Ben zaten bunları kullanıyorum sürekli. Şurada bir peçeteliğim var. Yamın Trendyol'dan almıştım. Sonra bu baharatlık, Pejon'un bir baharatlığı çeyiz zamanında göstermiştim. Bu değirmenli baharatlık. Bunu kullanıyoruz. Bir de mavisi var bizde. Yazı olduğu için iki tane kullanıyoruz şu anda. Damacanı kullanmıyoruz. Bursa'da yaşıyoruz bu arada. Bursa'nın suyu gayet temizlenebilir oluyor. You should never roll all the dice without a hand. It's make a break when you never did stand a chance. Tell me something, don't you tell us so how you actually feel. If you do them now, got you right at the heel. Halıdan bahsedeceğim biraz. Halım Ikea'nın bir kilimi. İsmini hatırlamıyorum, yazarım. Çok memnunum, gayet incecik, güzel bir kilim, halı. Buraya yeterli oluyor. Avizem de yine Ikea'nın avizesi. Üçlü bir spot avize Ikea'nın. Tam şu an şurası da delindi. Orayı düzelttiremedik. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Artık videonun sonuna geldik. Günü de artık akşam ettik. Çok seve seve çektiğim bir video oldu. Umarım siz de seve seve izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.